Gündemde ilişkilerle ilgili, cinsellikle ilgili komik haberleri burada size anlatacağım. 3 penisle doğmuş bebek. 8 yıl boyunca seks işçisi olarak çalışmış Evelyn ve 2 vajinası var. Buna da uterus Didelifis deniyor. Arkadaşlar, ince işler klanına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Özgür Uysal sizi sevgiyle selamlıyorum. Çarşamba günleri artık canlı yayınlarımıza bir son verdik. Takip ettiğiniz üzere. Niye? Çünkü canlı yayın bize takipçi kaybettiriyordu. Canlı yayın takipçi kazandırır hocam. Takipçi kaydı bitiririm ya, bu nasıl bir şey ya? <laughs> İstatistiklere bakıyorum takipçi kaybetmişim. Neyse yani o güzel sıcak bir şey yaratıyordu. Hani pandemide bunu yapalım hani soru cevaplayalım falan diyorduk. Ama bundan sonra sorularınızı eğer bu videonun altına yazarsanız bir sonraki gene çarşamba günleri yayınlayacağımız gündem videolarında cevaplayacağız. Bunu burada da yapabilirim. Bunu vlog gibi gittiğim yerlerde de yapabilirim. Çekimi kolay bir şey. E ama hani daha kısa onu da anlıyorum. Yani bakıyor başlıktan giriyor özgüven nasıl kazanılır bir giriyor bir saat. Ulan bir saatte zaten özgüvenimi kaybederim ben deyip çocuk abonelikten çıkıyor. Canım. O yüzden biz de bir son vermeye karar verdik. Hem gündemi yorum yani gündemde ilişkilerle ilgili, cinsellikle ilgili komik haberleri burada size anlatacağım. Hem de aynı zamanda gündemle ilgili ciddi konuları da konuşacağız. Biraz goy goy yapacağız. İşte biraz serzenişte bulunacağız. İşte biraz örseleme, biraz kahkaha falan derken bu şekilde böyle gündem üzerinden konular konuştuğumuz çarşamba günü içeriklerimiz devam edecek. Bakalım bunlar işe yarayacak mı? nasıl olacak? Umarım beğenirsiniz. Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Canlı yayında bunlara teşekkür ediyordum ama katıl butonuna tıklayıp bize destek olmaya karar vermiş. Berivan Tekin, Yağmur, Argun, Kaan, YouTube, Kübra Şimşek, Aysu Yılmaz, Necati, Aşiçeli, Ahmet Göktağ, Hüseyin, Küçük Keleş, Reyhan A, Cengiz Han, Kozan, Duran Kara, Serkan, Ayhan, Teval, Kiremitçioğlu, Ali Yöntem ve Cem Berke Uyan'a çok teşekkürler. Katıl butonuna tıklayıp hem Üyeliğe özel avantajlardan faydalanmışlar. Hem de bize destek olmuşlar. Gönüllerinden kopmuş eksik olmasınlar. Bilgisayar değişimi bu kadardı. Şimdi ne konuşacağız burada tabi? İlginç haberler de gördüm. O yüzden hani çıkarttım. Biraz üzerinden geçti. Kimisi bir hafta öncenin filan. Ee, ama size çıkarttığım haberlerden birkaç tanesini okumak istiyorum. Bir de şey diyorlar hocam. Ya. Abi şimdi anlıyoruz tam ilişkiler, cinsellik filan hani iyi, iyi güzel anlatıyorsun ama yani senin bilgi birikiminden şeyde Discord'da çünkü konuşuyoruz bu arada Discord'a girmeyi unutmayın. Çarşamba günleri akşamleyin Discord'da devam ediyoruz sohbetlerimize. Orada sesli olarak birbirimizle konuşabildiğimiz bir ortam var. Aynı zamanda hafta boyunca da farklı etkinlikler, kitap okuma, birlikte film izleme, oyun oynama filan gibi etkinlikler de düzenliyorlar. Can Buruşgür orayı yönetiyor. Sizi orada karşılayacak ve aynı zamanda da sizi uygun üyeliğe yerleştirecektir. Kendisine buradan selam olsun. Hem yoruma pin olarak en üstte koydum hem de açıklama bölümünde var. Oradaki linki tıklayıp. Discord'da da üye olabilirsiniz. Orada görüşürüz, konuşuruz. Discord'da bana diyorlar ki abi işte seni bilgi birikimlerinden faydalanmak istiyoruz. Abi işte sen niye sadece ilişkiler cinsel nereye kadar filan diyorlardı. Hani ciddi bir şeyler konuş filan. İyi ciddi bir şeyler de konuşalım dedik ama yani biz YouTube gibi bir olduğumuz için geçen geziyorum YouTube'un içerisinde. Abi öyle içerikler var ki pyrokinezi nasıl yapılır diye içerik var hocam. Pyrokinezi nasıl yapılır? 50 almış bir tokaya çakmak. Pyrokinezi ateşi kontrol etmek. <laughs> ya böyle ateşi kontrol ediyor adam. Anlatıyor da ciddi ciddi. Bak işte böyle şey yapıyorsunuz. Bakın gidiyor mu diyor filan. Bunda ben yan yanayım. Yani hani ne kadar ciddi ciddi bir şey anlatabilirim. Hani ciddi şeyleri seminerlerimde anlatıyorum. Bazı yerlerde gidip konuşmacı olarak yer aldığımda anlatıyorum falan ama yani burada da ciddiyetin bir sınırı var. Dolayısıyla hani goy goy biraz daha fazla olacak tabii ki. Ama bir haber var tabii bunu hani ne kadar goy goylamak doğru bilmiyorum ama Irak'ta geçen gün bir bebek 3 penisle doğdu. Takip edenler, denk gelmiş olanlar bilirler. Buna difalya deniyormuş aslında. Bu hastalığın ismi difalya bu bir hastalık, rahatsızlık yani. Biri fonksiyonsuz öyle şey zannetmeyin. Vay be millet birini zor buluyorsunuz atayım. Üçüyle birden filan Poseidon gibi be o nasıl bir şey filan. Öyle değil işlevsiz kalıyor diye yani. O yüzden işlevsiz olanlarını kesmişler. Almışlar mı? Ya kesmişler hocam işte yani. al Almışlar diyor ya. Hocam bu sivilce gibi bir şey değil ki. Bunu belli ki kesmişler yani. <laughs> Çocuğun annesi gibi yaklaştı. Tamam öyle deriz çocuğa biz. Ama bence çocuğa sorulması lazımdı yani. Hani belki o önce bir hava atmak istiyordu yani. En azından ilkokuldayken falan çok havalı bir şey olur. Ha bende üç tane var ya. Siz öyle anlatıyorsunuz hani boyu kaç santim falan konuşuyorsunuz aranızda da bende üç tane var. Ucuca eklediğim zaman hepinizden uzun oluyor falan diyebilirdi yani. Bu difalyaymış ilk defa rastlanmış. Yani dünyada bir ilkmiş bu trifalya. Yani fallik falya penis demek işte. Yani difalya iki penis. Bu trifalya olarak doğmuş. İlk defaymış dünyada. Çocuk tarihe geçti yani. Bunu kadınlarda olan versiyonları da var. Onun da haberini okumuştum. Bu haberi okuduktan sonra aa döndüm bir tane de kadın vardı ya bir seks işçisi vardı dedim. 30 yaşındaki Evelyn Miller. 2016'da olmuş bu olay. 8 yıl boyunca seks işçisi olarak çalışmış Evelyn. Ve iki vajinası var. Buna da Uterus Didelifis deniyor. Yani Uterus'un var Didelifis versiyonunda. Yani bir tanesi yetmemiş. ikisini birden. Ama kadınlarda tabi erkekler gibi işlevsiz değil. Kadınlarda ikisi birden kullanılabiliyor. Bir tanesi daha dar bir tanesi daha genişmiş. Yani yan yana duruyor Diyor. İki uterus ve biri daha geniş, biri daha dar ve ikisini birden kullanabiliyor. İkisinden birden hamile kalabiliyor. İkisi de işlevli yani kadının. Hani birini aldırmak zorunda değil, birini kapattırmak zorunda değil. Hani hiç öyle bir şeye gerek yok. Ve kadının şöyle bir açıklaması var. Birini özel hayatımda kullanıyorum, birini işte kullanıyorum diyor. Bolla bak lan. Çok iyi oğlum. <laughs> Bolluğa bak. Ve hani erkek arkadaşımla böyle bir şeyimiz vardı ya. Yani erkek de kendini hani özel hissediyor. kadın hani sadakati ondaymış gibi. Hani en azından bu vajina benim. Hani soldaki benim değil mi falan gibi bir muhabbetleri var muhtemelen. Ha bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu sizi rahatlatır mıydı? Ben düşündüm çünkü yani hani zaten başlı başına ilginç bir olay. Bir de bunun böyle hani kategorize edilmiş olması. Çalışırken de şey diyor herhalde. Aa orası olmaz, orası kapalı. Orası erkek arkadaşıma ait falan gibi muhabbetleri de vardı kadınlar herhalde. Zor bir şey yani. Ama çok ilginç bir şey. Bu arada hani rahatsızlık aslında ve milyonda bir görülen bir şey. Gerçekten tam tamlamasıyla milyonda bir görülen bir şeymiş. Evelyn'de bu mevcutmuş. Hani Irak'taki bebekten oraya da sekmiş oldum. Yani millet gerçekten bir tanesiyle zor mücadele ediyor. Evelyn ikisini birden. Şeyi düşündürdü bu bana. Freud'un penis kıskançlığı diye bir yaklaşımı vardır. Freud der ki hani kadınlarda penis kıskançlığı vardır. Kadınlar işte hani o kendilerinde penis olmadığı Erkeğin o ateerki gücüne sahip olmadıkları için bundan bir kıskançlık duyarlar. Onun için de hani psikodinamik gelişimlerinde bir faktördür der Freud. Kendi dönemi için kullanılmış ataerkil bir yorum bence gayet. Hani onu düşündürdüm. Şimdi burada iki vajinada da kıskançlık yok mu? Yani bende iki tane var hani onda üç tane var filan hani onda mesela bu ikisi evlenselerdi nasıl olurdu? Nasıl bir ilişkileri olurdu filan gibi saçma sapan düşüncelerde kafama gelmedi değil. Böyle şeyler yaşıyorum arkadaşlar günlük hayatımda. Ben olmak çok zor bazen. İngiltere'nin Scarborough bölgesinde yaşayan Yasmin Walker. Bir çocuk annesi 30 yaşında kendisini aldatmış olan kocasını çıplak fotoğraflarını Instagram'a koymuş. Bir de emojiyle de süslemiş. Kocası ona dava açmış. Kocası şeyleri çok örselendim. çünkü kadın yani bayağı takipçilerine paylaşmış yani adamın çıplak fotoğraflarını. Ve de yani bir emojiyle dalga geçercisine paylaşmış. Dolayısıyla yani aslında ifşa etmiş adamı. adamda e adam da dava açmış. kaç dava açmış. Adamın ismini söylemiyorlar. Mağdur olmasın diye ve dava sürecinden dolayı adamın kimliğini açıklamıyorlar ama adam şey demiş yani hani arkadaşlarım benimle çok dalga geçti. Sokakta benimle çok dalga geçiyorlar filan diye. Ve aynı zamanda da üzülmüş. Şimdi bunu bir erkek yapmış olsaydı çok daha sert tepkiyle karşılaşırdı diye düşünüyorum. Burada da mesela pozitif bir ayrımcılık var. Hani tabii gene dava sürecinde kaldırmışlar. Kadın hemen kaldırmış zaten bir şeyler olmuş filan ama hani yani kadın erkek fark etmez birinin bu şekilde ifşa ediliyor olması başlı başına insan hakkına yani insanın kendi özgür bütünlüğüne aykırı bir şey. Dolayısıyla hani bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu da bana onu düşündürdü. Yani hani bunu bir erkek yapmış olsaydı kadına nasıl acaba karşılanırdı. Türkiye'de olsa aynen yani mahkemeler hani ya bana ne ya filan hani siz kendi halledin derler miydi bu bir erkek olduğu için. Bu beni düşündürdü. Çünkü bir tane ünlü bir kadın Türkiye'de kendisine gönderilmiş olan penis fotoğraflarından bir sergi yapmıştı. Ama orada şöyle bir şey oluyor tabii. Ona şimdi taciz gibi penis fotoğrafı yollandığı için kadın bunu yapabiliyor. Aslında kadın burada hani zaten aslında taciz edilmiş. Dolayısıyla o tacizi bir sergiyle insanları ifşa ederek aslında tersine çevirmişti. Çok akıllıcaydı bence. Çok iyi bir hamle. Ama ne olursa olsun hani burada ikisi de bence yani kadının yaptığı da, erkeklerin yaptığı da saçma. Zaten hukuksuz ve insan haklarına da aykırı da. Yani ben zaten şeyi anlamıyorum abi. O hani yani bir kadının nude göndermesiyle hani böyle bir kraliçe gibi bir an böyle süslenip makyaj yapıp falan göndermesi bir erkeğin göndermesi arasında estetik açıdan ne kadar çok fark var ya. Bir de yani birine penisini gönderdiği zaman hani nasıl bir şey bekliyor acaba? Onu da çok merak ediyorum erkek. Hani böylesini gördün mü falan. Yani birden şey mi olacak? Vay be falan. Yani daha merhaba dememişsin penis gönderiyorsan Hani Nasıl bir etkileme? Nasıl bir gorilce yaklaşım o yani? Hani o çünkü belli ki diyalog kurulamıyor. Yani gorilin bir önceki adımı falan gibi bir şey yani. Saçma yapmayın böyle şeyler lütfen. Bizim takipçilerden yapan yoktur diye düşünüyorum. Kendize yapıldığı zaman da böyle yaratıcı çözümler var. Hukuki sürecini bilmiyorum. Avukatlar varsa aşağıya yazsınlar. Hani size gönderilmiş olan bir çıplak fotoğrafı siz kamuya yayınlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani burada hani tersine bir suç işliyor mu? Yani bana mesela çıplak fotoğraf gönderildi. O bir zaten suç aslında. Ama ben onu bana gönderilmiş ve artık hani ben bunu kamuya mal ederim deyip yayınlayabiliyor muyum? Bunu bilmiyorum. Mesela onun Araştırmak istedim şu anda. Varsa avukat yorumunu yapsın lütfen. Ve gelelim son haberimize. İnanılmaz bir şey hocam. Yani tabii ki Müge Anlı da inanılmaz olduğu için. Bana şimdi hep diyorlar ya alta bazen yorum geliyor işte milletin ahlakını bozuyorsunuz siz filan. Ulan sen hiç Müge Anlı izlememiş o çünkü. Yani ben bozdum yani orayı değil mi? Ya yani, oha bizde yani bir, öyle bir genişlemesine bir ahlak şeyi var ki bazen hayretleri düşürüyor beni. Bu çok yani ahlaksal bir konu değil ama garip böyle iç içe örümcek ağ gibi bir konu. Bir anne İstanbul Kumburgaz'da yaşıyorlar. Aile olarak evliler. Handan isimli bir butiği işte Şükran Altaş ismi 60 yaşında bir gün fenalaşıyor ve ölüyor. Evli ve de bir çocukları var. Şimdi ölümünde şüphe buluyor polis ve otopsiye gidiyor kadın ve kadının erkek olduğu anlaşılıyor. Eşi var 22 yaşında da bir kızı var bunun ve yani evliler bunlar. Kadın Handan ismini kullanıyor ve yani koca anlamamış yani hiç farkında değil yani nasıl oluyor gerçekten yani ya bir tıp mucizesi ya da yani adam hiç konunun farkında değil bunu nasıl anlamazsın ya hadi kızı tamam yani kızını anladık hani kızıyla bir yatak paylaşmıyor sonuçta ama yani adam bunu nasıl anlamı bir kere zaten burada bir hayret başlıyor deniz olmadığına göre şükran bir kız doğuramayacağını anlıyorlar handan şükran aslında asıl ismi ama handan ismini kullanıyor onun için diyorum böyle Sherlock Holmes gibi bir hikaye yani nasıl şükran oluyor handan nasıl oluyor hocam yani hani <laughs> Hani he, bak hepsi böyle dalga dalga yani. Bir kişi vakti zamanı işte yıllar önce bir kimliğini kaybediyor Şükran Altaş ismindeki biri onun kimliğini buluyor onun kimliğiyle kendi şehrini terk ediyor İstanbul'a geliyor şükran altaş ismini kullanmaya başlıyor ama o şükran altaş ismini de kullanmıyor kendine Handan diyor evleniyor ve bir gün hastaneden bir çocuk çalıyor kadın ve bu çocuğu çaldığı hastanede yan yatakta yatan bir kadını buluyor Mücahannı kadın diyor ki aslında önce diyor bir tane diyor böyle diyor altın saatli diyor böyle hafif topluca diyor bir kadın vardı diyor Ondan sonra o diyor geldi diyor çocuğunuzu aşıya götürmem lazım diye önce benim çocuğumu almak istedi ben vermedim diyor. Benim yanımdakini çocuğunu aldı diyor götürdü diyor. Sonra da kayboldu çocuk diyor. Yanındakini buluyorlar. O geliyor kadın kızla buluşuyorlar. Genetik test yaptırılıyor. Onun kızı çıkıyor 22 sene sonra. Ya kızdaki... Abi kızdaki travmaya bak 22 yaşındasın annen ölüyor. Sonra annenin annen olmadığını ve erkek olduğunu öğreniyorsun sonra başka bir annen olduğunu gidip bir televizyon programında öğreniyorsun filan. Şimdi yani hani bu kız nasıl atlatacak bu travmaları filan gerçekten çok acayip ya. Adamın hani çocuğu olsa bile yani nasıl anlamadığını ben hala anlayamıyorum yani. Ya seks hayatları olması lazım ya da adamın gerçekten hani konsepti hiç bilmiyor olması lazım. Yani bu, böyle bir şey bu herhalde filan. <laughs> Abi çok acayip. Ya da işte o trans ameliyatını artık nasıl güzel yaptılarsa bilmiyorum herhalde öyle bir şey bilmiyorum yani. Neyse garip Frans Birey demişken bu şeyi de konuşmak istiyorum aslında. Bana en çok gelen sorulardan ve yorumlardan bir tanesi LGBT ile ilgili neden içerik yapmıyorsun? LGBT ile ilgili ne düşünüyorsun? Gittiğim platformlarda da genellikle bana onu soruyorlar. Hani ben videoların arasında böyle detay detay anlatıyorum ama hani herkes yakalayamıyor. Her videomu herkes izlemiyor zaten. Dolayısıyla da hani burada benim aslında çok net bir duruşum var. Hani her zaman Discord'daki manifestomda da bu yazıyor. Kimseyi cinsel kimliği, cinsel yönelimi, kendi cinsel yaşamıyla ilgili yargılamak ne bana ne de bir başkasına düşmez. Herkesin kendi cinsel yönelimi kendine. Tercih de olabilir bu, yönelim de olabilir. Fark etmez. Tercih dediğin zaman sanki bunu böyle kendi kendine tercih etmiş gibi oluyor. Ondan sonra konu şeylere gidiyor çünkü. Hani tedavi edilebilir, tercih ettiyse dönebilir falan gibi. Öyle bir şey yok. Ya yani benim de çok gay arkadaşım var. Hiç öyle de bir şey değil bu arada. O zaman genetik, genetik bilimini reddediyorsun zaten. Bu insanların yapısı böyle, yönelimi böyle. Yani doğuştan getirdikleri özellikler var. Kimisi travmadan geliştirmiş olabiliyor, kimisi doğuştan getirmiş olabiliyor. Yani benim arkadaşım işte ben erkekler soyunma odasında heyecanlanırdım diyor ya yani daha ilkokuldayken. Hani şimdi bunun nesi tercih? Bu bir tercih değil belli ki. Dolayısıyla hani bütün yönelimlere her ne kadar vakti zamanında çok fazla gaf yapmış olsam da ben de öğreniyorum bu arada. Bence Türkiye'de daha yeni öğreniyor. Kimlik nedir, yönelim nedir, tercih nedir, nasıl kullanılır, birey ne demek işte birine kadın erkek dedin mi nasıl hani kategorize ediyorsun, niye o diğer insanlar nasıl dışarıda bırakıyoruz filan, bunları bence yeni yeni öğreniyoruz. Ve yani herkesin gerçekten yönelimi, herkesin kimliği kendine. Yani nasıl ki bir insanın inancına veya bir insanın erkek olmasına, kadın olmasına karışamıyorsan trans olmasına da, gay olmasına da, eşcinsel olmasına da karışamazsın. Yani seni ilgilendirmez. Senin hayatına müdahale ettiği noktada o insanların özgürlüğü biter. Kim olursa olsun. Niye peki bizim ülkemizde LGBT denilen konu böyle yasaklı bir konuymuş gibi, yani sanki yokmuş gibi sayıyorlar? Aleviler de öyle ya bizde. Bahsetmezsek onlar yok olurlarmış gibi yani bir siyasilerin öyle bir duruşu var. Çünkü yani politikleştirilen her şey bizde bir takım tutma mücadelesine dönüşüyor. Dolayısıyla yani aslında bu kadar doğal olan bir cinsel yönelim bile politikleştirildiği için bir anda bir hani fanatizme yani LGBT'nin tarafında mısın yoksa bizim tarafımızda mısın gibi bir şeye dönüşüyor. Yani tabii ki ne alakası var? Kadın erkek için de aynı şey geçerli. Aynı şey İstanbul Sözleşmesi içinde de bu arada geçerli. Zaten hepsini birbirine karıyorlar. Yani bütün İstanbul Sözleşmesi, LGBT bilmem eylemler falan bunlara sanki bütün hepsi bir muhalefetin ürünü mü? geri kalan bütün her şey de hani iktidarın ürünüymüş gibi bir böyle bir konumlandırma yapılıyor. Burada her iki tarafında suçu var bu arada. Her iki tarafta buna böyle körük de gittiği için bu böyle politikleşiyor. Ve aslında konu uzaklaşıyor. Yani biz aslında insan hakkı olayı insanın temeli olan şeyden uzaklaştırıyoruz. LGBT'yi de insan olmaktan uzaklaştırıyoruz. Bir tema haline getiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini de insanın odağında olan, kadının odağında olan, her türlü bireyin odağında olan o çerçevesinden uzaklaştırıp bir takım tutma. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin tarafında mısın değil misin? Hani içeriğini hiç bilmeden yani. Ben İstanbul Sözleşmesi istemiyorum. Ulan her uluslararası sözleşme sözleşme kendi imzalandığı yerin ismini alır. Niye İstanbul Sözleşmesi onun ismi? Biz demiyoruz sadece ona İstanbul Sözleşmesi. Bütün dünya buna İstanbul Sözleşmesi diyor. Neden? Biz imzaladık çünkü. Burada imzalandı yani. Yani bu hükümet zamanında imzalandı. E ne oldu şimdi? Ne değişti? Hükümet değişmedi. Değişen şey işte o politikleşti. Siyasileşti. Siyasileşince ne oldu? E şimdi şey oldu işte İstanbul Sözleşmesi'ne çıktık. Ankara Sözleşmesi yaparız. E, İstanbul Sözleşmesi dursaydı abi. Yani niye yani olayı 500 km öteye Ankara'ya taşıdın? Yani ne gerek vardı? Zaten İstanbul Sözleşmesi mi koruyor falan? Burada konu kadın konusu değil ki. Zaten sözleşmenin içeriğini gerçekten okuyan insan bunun sadece kadın odağı olmadığını da anlar. Tabii ki kadınları özellikle merceği altına alan bir şey ama burada her birey yani LGBT bireyleri de aynı zamanda insan olarak insanı da burada temel alan bir sözleşme bu. Dolayısıyla yani daha biz Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesini kabul edeceğiz de ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edeceğiz filan gibi böyle bir yere geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani Türkiye'deki en büyük sorun bir şeyin takım tutulur gibi tutuluyor olması. İçeriğine bakmadan yani biz formaları tutuyoruz, armaları tutuyoruz. Yani o formayı kim giymiş? O nerede oynamış? İşte efendime söyleyeyim o formayı işte hep beraber mi giyeceğiz? Beraber mi terleteceğiz o? Ne kadar ter dökmüş o formaya falan. Amacı ne? O armanın içeriği ne? Arkasındaki felsefe ne? Falan hiç bunlara bakmıyoruz. Direkt hani hemen şey. Benim partim bunu tutuyor. O zaman ben de. Benim partim bunun tarafında o zaman ben de bunun tarafındayım. Benim partim bunun tarafında değil o yüzden ben de bunun tarafında değilim oluyor. Empati yerine sempatizanlık bizim daha kalıbımıza uygun oluyor. Çünkü üşeniyoruz abi, üşeniyoruz. Yani o sözleşmenin içeriğini okumaya üşeniyoruz mesela. Okumuyor ya içeriğini. Ne diyor diyor? Dadaloğlu ne diyor? İşte o liderim ne diyor benim diyor. Liderim ne diyorsa o doğru biliyordur diyor çünkü. Ya senin kendi aklın, kendi fikrin, kendi yorumun olmak zorunda. Biz başka türlü ilerleyemeyiz. Yoksa koyun sürüsü yani. Koyun sürüsü zaten budur yani. O önündekini takip ettiğin sürece o bizon sürüleri de öyledir. Çünkü göremezler. Niye bizonlar o büyük göçte böyle kıç kıça kilometrelerce yol yürürler? Çünkü görüşleri zayıftır. Sadece önlerindeki çok kısa bir bölümü ve yerdeki otları görebilirler biz onlar. Onun için o Wilder Beast dediğimiz o hayvanlar, o işte Serengeti de o göçte gördüğünüz hayvanlar böyle kıç kıça giderler. Çünkü görüş mesafeleri o kadardır. Bizim de görüş mesafemiz o kadar olduğu sürece biz de birinin kıçından takip ederiz ve o uçurumdan düşerse düşmek zorundayız. Eğer ki kendi yolunuzu tayin etmek istiyorsanız gözünüzü açmak zorundasınız. İnsanın gözünü açması da bilgiyle, bir şeyleri okuyup merak etmekle onları kendi yorum süzgecinden geçirip anlayıp empati kurmakla mümkün olur. Sempati sadece körlere göredir. Ama olan bize oluyor aslında insanlık olarak. Çünkü medeniyetin birinci aşaması insanı insan olduğu için özgürlükleriyle ve özgürlük arayışıyla mutluluk yoluyla kabul etmek. Her insan kendi yolunu yürümekte özgür ve her insanın özgürlüğü başka bir insanın özgürlüğünün başladığı yerde biter. Bunu biz öğrenemediğimiz, bunu uygulayamadığımız sürece, bunu siyaset üstü bir yere, politika üstü bir yere koyamadığımız sürece biz daha çok çok sözleşme iptal ederiz. Daha çok artık cinsellikle ilgili konuyu bir tabuya, bir takım tutma mücadelesine dönüştürürüz. Ama ne olursa olsun arkadaşlar biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ince işler izleyenler bilirler ki her yol o yolu yürüyen cesur insanlarla ancak aydınlanır. Yok efendim ben arkadaşlarımdan duyduğum şeylerden dolayı ya da partim onu tutmuyor diye ben o kapının arkasına geçmem dersek orası karanlıkta kalır ve karanlıkta kalan her şey bizi korkutmaya devam eder korkmayın. Size güzel, aydınlığa yürüdüğünüz günler dilerim. Gündemi yorumlama sürecimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka böyle ilginç haberler varsa lütfen yoruma bırakın. Sorular varsa sormak istediğiniz yoruma bırakın. Ve bu ilginç haberlerle ilgili eğer ki yorumunuz varsa onları okumak da isteriz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip beğeni paylaşmayı unutmayın. Çok da beğenirsiniz. Katıl butonuna tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.